yaş olmak için aile hekimimizin yanına geldik ve Covid-19 aşısını zaten biliyorsunuz. Türkiye'de artık zorunlu hale getirilmeye başladı ve 18 yaşına ve üstüne aşı yapılıyor. Şu anda biz aşı olmak için bize mesaj geldi. Biz de kaydımızı olduk. Şimdi formumuzu dolduracağız. BioNTech var, Almanların aşı olduğu. Ve Sinovac var. O da Çinlilerin bulduğu bir aşı. Biz Türkiye'de daha çok BioNTech'i tercih ediyoruz. Ve şimdi form dolduracağız. Burada Covid-19'u sizi anlatıyor, neler yaptığını, neden neleri uygulandığını. Acıdı mı? Şimdi aşıyı oldum, BioNTech oldum ve herhangi bir acı yoktu. Şöyle göstereyim, buradan böyle yaptılar. Ama çok acı olmadı. Şimdi BioNTech olan bir abiyle konuştum burada. Eklem ve kas ağrısı olmuş. Ve Sinovac zaten kimse önermiyor. Şu an 10-15 dakika kadar gözetim altında beklememiz lazımmış. Hani yakınız şu an. Eğer alerjiniz varsa arı sokmasına ya da herhangi böyle bir şey, hastanede aşı oluyorsunuz. Burada aşı olamıyorsunuz. Biz sağlık ocağını tercih ettik. Çünkü hastane şu an çok kalabalık. Genel zaten Türkiye'de BioNTech aşısı kullanılıyor. Yani 1 Temmuz'dan sonra ki bugün 1 Temmuz herhangi bir yere herhangi bir ülke dışına falan çıkamıyorsunuz eğer aşı olmazsanız. Ve 4 hafta sonra tekrar aşı olmanız gerekiyormuş. Aşı canımızı yakmadı. Ama bakalım eklem ağrıları olacak mı merak ediyorum. Ateş de oluyormuş. Şöyle bir küçük bir kağıt verdiler bize. Burada diyor ki aşı yerine 24 saat su değdirmeyiniz diyor. Sürekli kullandığınız kendi ilaçlarınızı aynı şekilde kullanabilirsiniz demişler. Aşı yerinde kızarıklık, şişlik, ağrı ve eklem yerlerinizde ağrı olursa Parol tablet kullanınız diyor. Yani böyle bir şey olacak. Aşı olduktan sonra ikinci doz aşı için 182 MHRS e-nabızdan yani internetten ya da telefondan arayıp 4 hafta sonra için randevu almanız gerekiyormuş. Çünkü çok yoğun gerçekten. Ben bile zar zor aldım. Gün içerisinde bol bol su tüketmemiz gerekiyormuş aşı olduktan sonra. Şimdi aşıdan sonraki yorumlarımı da aktaracağım size. Merak ediyorum. İnsanların düşüncelerini de anlatmak istiyorum. Şimdilik bu kadar.